Başarılı bir hayat için uzak durmanız gereken 8 insan tipi. Sürekli mutsuz olan. Mutsuzluk günümüzün en büyük sorunudur. İnsanların mutsuz olmasının bir sürü sebebi vardır. Gelişen teknoloji, aşk, iş, çevresel faktörler vesaire bir sürü sebep sayabiliriz. Bazı insanlar da çevrelerindeki insanların başarılarından hiç haz etmezler. O insanlar başarılı olan insanları kıskanma, çekememe, haset, kibir gibi nedenlerle mutsuz ve başarısız olmalarını isterler. O yüzden bu tip insanlardan mutlaka uzak durmalıyız. Sizin onlar gibi kötü olmanızı, mutsuz ve başarısız olmanızı isterler. Bunun yerine her zaman pozitif düşünen, bilgiye açık, eleştirel, kendini yenileyen ve her zaman tüm zorluklara göğüs gerip dimdik ayakta duran insanlarla arkadaşlık kurmak, onlara yakın olmak, onlarla fikir alışverişi yapmak hem bizim için hem de karşı taraf için olumlu nedenler doğurur. Bu tip insanlar çevrelerinde örnek gösterilen, ilham alınan insanlardır. O yüzden çevremizdeki insanları çok iyi tanımak ve sadece doğru olanlarla iletişime geçmek daha faydalıdır. İlgi manyakları. İlgi manyaklığı çevresindeki insanların dikkatini çekmek ve ortamda odak noktası olmak için muazzam bir istek duyma halidir. Kişinin kendi özgüvensizliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Kendine güveni olmaması nedeniyle kişinin türlü davranış biçimleriyle etrafındakilerin dikkatini çekerek egosunu tatmin etmeye çalışmasıdır. Acınası bir durumdur. Hiçbir zaman tek bir kişinin ilgisi onlara yetmemektedir. Gördüğü ilgi yüzünden insanlar kusurlarını fark edemeyecek duruma gelir ve kendini üstün biri olarak görmeye başlarlar. Bu yüzden hiçbir zaman diğer insanların neler hissettiğini anlamaya çalışmazlar. Aslında suç bunlarda değil, bunlara bu kadar ilgi gösteren akıl yoksunlarında. Bu tip insanlar egosantriktir. Her şeyin merkezine kendini koyar. Çevrelerindeki insanların başarılarını hiç sevmezler, kıskanırlar. Bu tip insanlardan hiçbir şekilde yardım beklenmez. Her şeyin en iyisini onlar bilir gibi davranırlar. Çok şımarık ve laubali olurlar. Bu insanları çevremizden uzak tutmamız gerekmektedir. Çevremizdeki insanları çok iyi tanımak ve onlarla sağlıklı iletişim kurmak gerek. Başarıya giderken bu gibi fazlalıklardan kurtulmak ve emin adımlarla yürümek için bu insanlardan uzak durmalıyız. Dedikodu yapan. Dedikodu yapan insanlar sizi işinizde, çevrenizde, ailenizde, arkadaş çevrenizde her zaman kötü bir şekilde yad ederler. Sizin başarınız onlar için bir felaket olabilir. Sizi çekemiyor olabilirler. Bu yüzden sizi kötülemek için her yola başvururlar. Yolunuza taş koyarlar. Bir sürü engelle karşılaşırsınız ve belli bir noktadan sonra bu yükün size ağır geldiğini, fazla geldiğini göreceksiniz ve pes etme aşamasına geleceksiniz. Unutmayın, pes ederseniz onlara istediklerini vermiş olursunuz. Bu tip insanlar her yerde var. Yakın çevrenizde bile olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Başarıyı kendiniz yakalarsınız. Kimse sizin kendisinden daha iyi olmanızı hazmedemez. O yüzden sürekli sizin arkanızdan olur olmaz şekilde konuşurlar. Başarıya gitmeyi hedefleyenler bu tip insanlardan arınmalı ve bunlarla iletişimi kesmeliler. Onun bunun ne dediğine değil de yeni başarıları imza atmak lazım. Bu insanlar sizin umurunuzda olmamalı ve unutmayın. Siz yeni işleri imza atarken onlar kendi oldukları yerde kalacaklar. Çünkü sizin onlardan iyi olduğunuzu bildikleri için size engeller çıkaracaklardır. Bu tipler sizin başarınıza katkı da sağlamazlar. O yüzden bu insanlarla iletişimi kesmek en doğrusu olacaktır. Cahil insanlar. Cahil insanlar bir toplumun en alt tabakasında yer alırlar ve toplumun en büyük kısmını oluştururlar. Bu insanlar çok konuşur ama boş konuşurlar. Bildikleri şeyler bile kulaktan dolma, yalan yanlış bilgilerdir. Haklarını hiçbir şekilde savunamadıklarından, kendilerini yeterince ifade edemediklerinden her denilene uyar, koşulsuz kabullenme gösterirler. Araştırıp okumazlar ve başarılı insanların başarılarına laf atarlar. Araştırmadıklarından her türlü yönlendirmeye açık hale gelirler. Birilerinde duydukları yalan yanlış bilgileri ölümüne savunurlar. Çok kolay kandırıldıkları için her isteneni yaparlar. Bu tip insanlar asla üretemezler ve başarıyı yakalama ihtimalleri neredeyse yoktur. Başarıyı yakalayan ve ilerleyen insanlar bu cahil insan kesimiyle değil, eleştiren, düşünen, yenilikçi, kendini geliştiren, okuyan, araştıran insanlarla muhatap olmalıdır ve ilişkilerini güçlendirmelidir. Cahil insanlarla çalışan bir kişi asla yeterince verim alamaz. Çalışanların yenilikçi ve donanımlı olması gerekir. Cahil insan kesimi düşünmediğinden veya aynı şeylere tabi olduklarında yeterince performans harcamalarına rağmen istenilen başarıyı elde edemezler. O yüzden bu tip insanlar başarının önündeki en büyük engeldir ve bu insanlarla iletişimi tamamen koparmak gerekmektedir. Unutmayın, çok çalışan değil, zekice çalışan daima kazanır. Sürekli şikayet edenler.
Sürekli şikayet eden insanlar, çevredeki oluşumlardan hiçbir zaman memnun olmazlar. Sürekli bir bahaneye sığınır. Olan bitene laf atmaktan başka hiçbir şey bilmeyen insan tipleridir. Şükretmeyi bilmezler ve hep yakınırlar. Hep bir bahaneleri vardır. Bu insanların motivasyonları, hırsları, azimleri yoktur. Sorumluluk almaktan korkarlar. Kendileri faaliyet göstermezler ama faaliyet gösterene de laf atarlar. Yapılan işleri sevmezler ama kendileri o işleri düzeltmek de istemezler. Bu tip insanlar işlerini hep ertelerler ve üşengeçtirler. Bu insanlardan verim almak şöyle dursun, var olan işleri, başarıyı bile ciddi şekilde olumsuz etkilerler. Var olan başarıları beğenmeyip eleştirirler. Bunu yaparken de daha iyisini yapmak için de uğraşmazlar. Başarılı olanlardan ilham alıp işe başlarlar ve ilk denemede başarısız olunca onun imkanı var, o çok çalışıyor, onun parası var gibi bahaneler üretip onların arkasına sığınırlar. Bu tip insanlar başarıya ciddi anlamda olumsuz etki ederler ve işlerini layığıyla yapmazlar. O yüzden bu tip insanlarla iletişim olabildiğince sınırlı olmalı ve işinin ehli insanlarla çalışmalı. Bahaneci insanlar. Bahaneci insanlar yapılan bir eylemin sonucunu başarısızlığı hafifletmek ve kendi üstündeki yükten kurtulmak için hemen bahaneye sığınır. Sürekli bir işi ertelemek veya işi geciktirmek bizi zamanla bahaneler üretip o işi yapmamamıza sürükler. Yalan söylemek de aslında bahanenin bir ürünüdür. Bu tip insanlar sorumluluktan korktukları için her bahaneye koşarlar. Risk almak istemezler ve almaktan da korkarlar. Bu insanlardan da istenilen başarıyı almak mümkün değil. O yüzden bahanelere sığınmayan, risk almaktan korkmayan, sorumluluk alan kişilerle çalışmak, ilişkiler kurup geliştirmek sizi ileriye taşır. Sağlam ve dinamik bir insan kadrosuyla çalışmanız gerekmektedir. Bahaneye sığınan insanlarla asla başarıya ulaşamazsınız. Unutmayın, yaşamaktan çekindiğiniz, korktuğunuz veya risk almayıp ertelediğiniz hayatı risk alan ve çalışan insanlar yaşar. Her hatadan ders almak gerekir. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Bilakis hata yapmak bir bakıma olumlu sonuçlar verir. Sizin eksikliklerinizi görmenizi sağlar. O yüzden bahaneci olmayan, risk alan ve üstlendiği sorumluluğu yerine getiren kişileri tercih edin. Daima sizi eleştiren. Daima eleştiren insan, eleştirel zihin yapısına sahiptir ve eleştirebilme alışkanlığını devam ettirip, kendini üstün görme hazzını almak istediği için her şeyin eksiklerine, olumsuzluklarına bakar. Sonucundaysa algınızı negatife odaklanmaya manipüle edebilir ve hayat enerjinizi sömürür. Daha da kötüsü sizi de bu bakış açısına alıştırabilir. Eleştirme alışkanlığı bulaşıcıdır. Bu tip insanlar hem sizlere hem çevrenizdekilere zarar verirler. Eleştirel düşünüp farklı yollarla başarıyı elde etmek yerine var olan sorunu bahane edip olayı büyütür. Bu tip insanların asıl derdi egolarını tatmin etmektir. O yüzden bu tip insanlara kulak asmayın. Bunların dedikleri değil, sizin dedikleriniz olsun. Bu tip insanlar sizinle aynı ortamda bulunurlarsa en ufak bir başarısızlıkta olayları çıkılmaz hale getirir, başarınızı zedeleyebilirler. O yüzden bu insanlara kulak asmamalı ve hayatınızdan çıkarmalısınız. Bunlar sizin hayatınızda olduğu sürece sizi de kendilerine benzetir, sizi başarısızlığa sürükleyebilir. Kötü alışkanlığı olan insanlar. Kötü alışkanlığı olan insanlardan her zaman uzak durmanız gerekir. Sizin en iyi arkadaşınız, aile dostunuz olabilir ama zamanla sizi de o kötü alışkanlıklara sürükleyebilir. Başarınızı, huzurunuzu kaçırabilir. Başarıyı elde etmenin en önemli kuralı disiplindir. Bu kötü alışkanlıklar sizin disiplininizi etkiler ve umursamamanıza, ertelemenize neden olur. Bunların sonucunda da başarısızlık ve performans eksikliği meydana gelir. Bu tip insanlar işlerini hakkıyla yapmazlar. İşlerine yeterince zaman da ayırmazlar. Bu insanlarla çalışmak var olan başarı grafiğini aşağıya doğru çeker ve huzurunuz kaçar. Hem sağlığınız hem de işiniz tehlikeye girer. Bu insanları asla kim olursa olsun çevrenizde bulundurmamanız gerekir. İletişimini tamamen koparmanız gerekir ve işi bilene, ehline teslim etmelisiniz ve onlarla çalışmalısınız.